Hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler dilerim. Şimdi SASA ile alakalı grafik analizimizi yapalım. Süreci tekrar bir gözden geçirelim. SASA benim uzun zamandır takip etmekten de keyif aldığım hisselerden bir tanesi. Çok yüksek kârlar almış olduğumuz bir hisse senedi aslında. Bölünme fiyatları öncesinde 6 liralardan aldığım 2020'de bir hisse. Öncesi de var tabii ama 6 liralar bandından aldık. Ondan sonra çok yüksek kar oranlarını gördük. Onun akabinde trade etmeye devam ediyoruz. Sizinle yapmış olduğumuz analiz, ilk analiz videosu YouTube'da şunu göreceksiniz. 40 liralar bandından yaptığımız analiz 54 liralara geldi. %30'luk bir kar bıraktı. Ara trade bölgelerimiz de var, göreceksiniz. Daha sonra YouTube'dan sizlerle Ocak ayında yapmış olduğumuz analizin hedefleri 48.10, 56, 50 olarak geçerliliğini koruyor. Tabi bu demek değildir ki SASA bir seferde buralara gelecek. Her hisse senedinde olduğu gibi zamansal düzeltmeler yaşayacaktır. Hem piyasanın durumu burada çok çok kritik. Düşüşler, yükselişler, düşüşler, yükselişler, düşüşler, aynı şekilde yükselişler sürekli olacaktır burada. Baktığımız zaman SASA'nın küçük ölçeklerde yükseliş süreçleri devam ediyor. Düzeltme süreçleri devam ediyor. Güzel ilerleyen bir hisse senedi. Büyük ölçekte hedeflerine bir değişiklik yok. Ama asıl olan ve en kritik soru şu. Bu hedefleri biz ne zaman göreceğiz? Eğer bu süreç hani baktığımız zaman 48 %20 5-6 ayı bulursa buradaki kar zaten enflasyon tarafından yutulmuş olur. O yüzden trade etmediğiniz hisselerden mümkün mertebe daha yüksek kar oranını barındıranlara geçmenizi tavsiye ederim. Yüksek kar oranı tek yani önceliğiniz olmalı. Buyurun Serkan Bey. Bakalım şöyle bir saniye. Tamam. Yani piyasa ile alakalı söylenecek çok bir şey yok. Hani ben size bir soru sorayım. Gerçekten bu düşüşleri, yükselişleri değerlendiremiyorsanız, şirketinize dair yaptığınız yatırımları, yani bir şirket olabilir, birkaç şirket olabilir, şirkete güvendiğiniz için yaptıysanız, kısa vadelerde yaşanan düşüşler sizi neden tedirgin ediyor? Siz bana bunun cevabını verebilir misiniz? Bunu ben merak ediyorum çünkü. Morgan Enerji. İlk defa bakıyorum buna. Şu an bir yükseliş grafiği var. Ama hisse niye bu kadar az bir yükseliş kaydetmiş? Yükseliş grafiği var. 20.20. Birinci hedefi 21.38. İkinci hedefi. Onun dışında şirketin finansal verilerini vesaire bilmediğim için yorum yapmak doğru olmayacaktır. Bu grafikte risk barındırır. Hisse sürpriz hareketleri seviyor. Anladığım kadarıyla grafikte. Hani dediğim gibi benim size sorum şu. Siz hissenize, şirketinize güveniyorsanız eğer neden yani bu tarz düşüşler sizi rahatsız ediyor. Sizin buna bakmanız lazım. Güvenmediğiniz bir hissede mi yatırım yapıyorsunuz? Ya da güvendiğiniz şirket size para kazandırmıyor mu? Bu soruların cevabı aslında borsayı ne kadar bilip bilmediğinizi de sizlere gösterir. Eğer yön tayininde sıkıntı yaşıyorsanız, karar vermede sıkıntı yaşıyorsanız, borsa için yüksek risk barındırır. Bu noktada da fon yatırımları her zaman daha makul olacaktır sizler adına. Bu sabahki kaydı almayı unutmuşuz. Eğer gayrimenkul yatırım ortaklığıyla alakalı bir kayıt alalım.